Günaydın arkadaşlar. Sıcak günlere veda ettik. Sanki adeta bir kış gününe uyanmış gibiyiz. Buz gibi hava. Hava bayağı değişti. İngiltere'nin havası böyle. Bugün ne yapacağız? Bugün sizle birlikte Sivas'a yal karacağız. Bahçenin son durumuna bakacağız. 3 gündür ağır bir şekilde yağmur yağıyor. Onun durumunu son bir kontrol edeceğiz. Bir de bir sürprizim var size. 2 tavuğum kuyruk oldu. Bunların altındaki yumurtaların durumuna falan bakacağız. 2-3 gündür yatıyorlar. Onları göstereceğim size. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ufak bir yal yapacağız. Normalde yemi veriyoruz ama arada bir değişiklik yapıyorum Sivas'a doğru. Şuradan kaynamış suya biraz un katıyorum. Hadi çok az bir şey. Bu şey olsun diye. Ekmek doğrayacağım zaten şimdi. Burada yoğurt var. Ayran haline getirdim. Bir yumurta. Fazla yumurta kırmıyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çiğ yumurta hayvanı ishal yapıyor. Yani deneyin. Aşırı yumurta varsa çiğ ishal olur yani köpeğiniz. O yüzden bir tane kırıyorum. Zaten maşallah. Şimdi bir tane diyorum çift sarı çıkıyormuş içinde. Kahverengi ekmek alıyorum. Biraz. Biraz ne göre daha iyi. Arkadaşlar karıştırıyoruz. Biraz yumuşasın. Vereceğim. Sıkıntı yok. Akşama da ikiye veriyoruz. Bu akşam da kemik suyuna yine yal yapacağım. Ondan sonra tekrar yemine devam yani. Kuru mama, konserveyi et mama ile birlikte. Ama haftada bir iki kere böyle yal yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar Sivas'ın yemeğini verdik. Yalını yiyebilirsin. Bahçeyi göstermek istedim. Son durum. Fasulyelerimizi ektik burada. Fasulyelerimiz bayağı oldu. Domateslerimiz tamamen tuttular. Gelişime devam. Gayet güzel gidiyor. Üzümlerimiz iyi oldu. Salatalıklarımız var 3 baş. Yanına bir ikişer sıra haline 3
6 tane daha girecek. Onlar küçük seranın içindeler. Daha küçük güçsüzler. Dışarı gitmek istemedim. Aşırı derecede yağmur yağıyor. Kavaklarımız bayağı gelişmiş. Burada uzun beyaz turp var arkadaşlar. Havuç gibi ama uzun, bayağı bir uzun oluyorlar. Bayağı büyük. Onları geçen getirip seradan çıkartıp buraya yerleştirdik. Tamamen tuttular. Şu yerde Kıbrıs patatesi var. Gayet güzel, seviyorum Kıbrıs patatesi. Bence en lezzetli patates. Soğanlarımız. Şu arka komple soğan dolu. Bunlar daha yeni ektik. Bunların çıkmasını bekliyoruz. Devam ediyoruz böyle arkadaşlar. Bir de daima gözden kaçan iki ufak mısırımız var arkadaşlar. Biri burada, öbürü de orada. Bunları domateslerin arasına diktim. Büyük ihtimalle boy verince zaten rahat olacak. Güneşte kalırlar. Gölgede kalmazlar. Buyurun arkadaşlar. Gidip bakalım şimdi tavuklarımız ne durumda. Tavuklarımıza böyle yer, zaten kafeslerimiz vardı. Şöyle önü kapalı rahat edecekleri yer yaptık. Tavuğumuz. 9 tane yumurta var altında. Yem önünde. Su şişesi önünde. Yer gayet geniş. Pislemesi için güzel. Öbür tavuğumuz da burada. Biraz bayağı bir huysuz bir tavuğum. Evde kendi elimle büyüttüm ama en huysuz bu oldu, biliyor musunuz? Onu da yeme gitmiş, biraz yemekleri. Yem burada, suyu burada. Yemesi burada. 9'ar tane yumurta var arkadaşlar altlarında. İlk, yani yavruların, tavukların ilk kurt düşmesi. O yüzden fazla yumurta koymadım, ziyan olmasın diye. Bizim deli oğlan. Tam bir psikopat arkadaşlar. Ne yumurtaya dokundurur, ne tavuğa elletir. Dışarı çıkınca da öbür hayvanlara kök söktürür. Kuluçka koydum, yumurtaların asıl sahiplerini göstereyim size. Direkt geçeyim oraya şimdi. O horozu bilen iyi biliyor. Tavuklarını da bilen iyi bilir. Yani her şeyine hakim bir hayvan. Burada. Benim meşhur sarı horoz. Kaliteli bir horoz. Tavukları da kaliteli yanındaki. Tamamen birbirinden farklı kanlar arkadaşlar. İki bacı. Ayrı bir kan zaten. Horoz, ilk işlemelerim bunlar. Şu tavuk da benim kendi keçesini çıkarttığım cicilerden. Bayağı severim. Böyle tavuk hayatı iyi. Güzel iş görüyor. Yumurta var mı? Yumurtamız, babam toplamış herhalde. Solluğu bırakmış, yumurtayı toplamış. Nereye kaldırdı inşallah. Söyler bana yerini. Böyle arkadaşlar. Bugünlük böyle bir video oldu. Kapanışı da sarı olanla yapalım. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ufak tefek bir işler yapmaya çalışıyorum işte kendi çapımızda. Destek olursanız seviniriz. Hepinize iyi günler. Deme oğlum. Abone olsunlar mı? Olsunlar mı olmasınlar mı? Öteceğim mi? Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.